Herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle daha geniş kapsamlı bir video ile birlikteyim. Günlük hayatta aslında birçok noktada duyduğum bir cümle var. Bunu en çok da sınıflarda duyuyorum. Şimdi soru da öğrenciler genel itibariyle şu cümleleri yöneltiyor. Ya hocam, bu matematiği öğreniyoruz da günlük hayatta ne işimize yarayacak? Ya ben markete gideceğim, ekmek alacağım. Ne yapacağım? Yani denklem mi kuracağım? Trigonometriyle mi ekmek satın alacağım? Hocam ben integral hesabıyla mı sütün hacmini hesaplayacağım? İşte burada matematik aslında her yerde mi sorusuna cevap bulmaya geldik. Şimdi gelin birlikte matematiğin dünyamıza nasıl sihirli dokunuşlar yaptığını inceleyelim. Matematik günlük dünyada aslında birçok noktada karşımıza çıkıyor. Gözle gördüğümüz, baktığımız, nefes aldığımız, adım attığımız her şeyde yine karşımızda diyoruz ya, işte bunları sizlere biraz daha detaylarıyla anlatmak istiyorum. Matematiğin ilk karşımıza çıktığı nokta aslında doğa. Doğada matematik ilk olarak fraktallarla karşımıza çıkıyor. Fraktallardan örnek verecek olursak bir nehrin akışı, bir ağacın yapraklarının dizilimi, gözlemlediğiniz rüzgarın dalgaları gibi birçok etken bir fraktal oluşturabiliyor. Peki fraktallar ve örüntüler günlük hayatta bu kadar yer etmişken biz bunları görmezden geliyor olabilir miyiz? Yani aslında bunun matematikle ilişkilendirildiğini fark etmiyor olabilir miyiz? Bir sonraki aşamaya geçtiğimde doğada altın oranla karşılaşıyoruz. Fibonacci altın oranı aslında çok güzel sistemlemiş. Her sayı kendinden önceki gelen sayıyla toplanarak bir sonraki sayıyı veriyor. Fibonacci sayı örüntüsünü oluştururken aslında altın oranı gösteriyor bize. Altın oran günlük hayatta aslında çiçeklerin yaprak sayılarını bile etkilemekte. Dikkat ederseniz 4 yapraklı yonca bulmak bir uğur ya da şans getirdiği iddia edilen bir durumdur. Aslında sayı örüntüsünün devamlılığını sağlayan Fibonacci sayılarında 4'e rastlamadığımız için 4 yapraklı yoncaya da rastlayamıyoruz. Elzem durumlar ve DNA tabii ki değişimleri bazen bizim karşımıza bunu çıkarabiliyor. İşte biz burada tam olarak şans faktörünü devreye sokmuş oluyoruz. Peki tamam hocam, fraktallar, altın oran bunlar güzel şeyler bahsettiniz de. Başka nerelerde işimize yarıyor dediğinizi yine duyar gibiyim. Tabii ki matematik günlük yaşantımızda da birçok yerde. İlk noktası evet, sizin de dediğiniz gibi alışverişte. Ya hocam biz alışveriş yapıyoruz da çok detaylı matematiğe de ihtiyacımız yok ki. Hani bu Cem Yılmaz'ın bir esprisi var. Para çokomel eğrisi. Parayı verdim, çokomeli aldım. Bu kadar basit mi gerçekten hikaye? Matematik alışveriş içerisinde sadece ve sadece 3, 5, 10, 20 gibi tam sayılar kümesinin elemanlarıyla oluşmuş bir şey değil. Yani aslında alışveriş matematiğinde çok farklı denklemler var. Bir markete gittiğimizi varsayalım. Almamız gereken ürünler belli ve bu ürünler karşılığında cebimizdeki, kredi kartımızdaki, hesap kartımızdaki limit belli. Şimdi bunların hepsini karşılayabilmesini hesaplamak bile aslında sadece ve sadece toplama çıkarma matematiğinin dışına çıkıyor. Neden derseniz, ondalıklı sayılar yani aslında rasyonel sayılar işin içine giriyor. Bir üründen 3 tane mi alacağım, 5 tane mi alacağım? İşte 5 tanesi bu kadarsa 3 tanesi ne kadar? Alın size oran orantı. Veya alışveriş kısmında bir bakıyorsunuz ki kocaman bir tabela, işte bilmem ne markete özel veya bilmem ne karta özel yüzde bu kadar indirim veya 3 al 2 öde, 5 al 4 öde. Şimdi bunların hesapları acaba avantajlı bir fiyata geliyor mu, gelmiyor mu, bunları iyi araştırmak lazım. Bazen şunlara ben de markette denk geliyorum. Perakende satıştansa toplu satışların daha uygun olması beklenir. Çünkü toplu aldığınız üründe sürümden kazanma dediğimiz bir ihtimal vardır. Ancak bazen bakıyorum küçük gramaj veya küçük paketleri toplu halde alıp daha büyük gramaja hesapladığımda bir bakıyorum ki daha büyük gramajda satılan üründen daha ucuza mal oluyor. İşte matematik burada bile aslında her şeyi hesaplamanıza yarıyor. Sadece market alışverişinden mi ibaret bu matematik? Hayır tabii ki. Makro ve mikro iktisat için de gerekli. Başta tabii ki çekirdek ailenizdeki ekonomiden bahsediyor olabiliriz. Sonrasında belki de bir şehir planlama ekonomisi. Akabinde bir ülke, belki de bir bölge, bir coğrafya ve hatta tüm dünyayı kapsayacak bir ekonomiden bahsediyor olabiliriz. Bu ekonomik parametrelerin hepsi aslında tamamen matematiksel döngüler içerisinde sabit. Büyük ve küçük ekonomi yani mikro ve makro ekonomilerde dikkat ettiğiniz her ifade logaritma olsun, olasılık olsun, istatistik olsun birçok veriyi aynı potada eritebileceğiniz bir matematiğe sahip. Yani matematik bilmeden aslında bugünün şartlarında hani ya hocam az iş yapalım ama çok para kazanalım. İşte bunu yapabilmeniz ve başarabilmeniz bile bir matematik.
Borsadan mı anlamak istiyorsunuz? Burada bir matematik var. Yeni nesil para birimleri olan kripto paralardan mı böyle bir kazanç sağlamak istiyorsunuz? Yine matematik. Çünkü iyi bir analize ihtiyacınız var. Ya aslında arkadaşlar, ekonomik şeyleri zaten tartışmaya dahi gerek yok. Bunların sizler de çok iyi biliyorsunuz ki matematik her yerinde. Peki bir sonraki aşamaya geçelim. Bilim ve mühendislik. Şimdi bilime ve mühendisliğe baktığınızda, bilim dediğimizde herkesin aklında ilk canlanan işte matematik, mühendislik bilimleri, fizik, kimya, biyoloji. Arkadaşlar, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat. Sadece Türk dili ve edebiyatı, İngiliz dili ve edebiyatından bahsetmiyorum. Dil tarihlerinin hepsinde, filolojilerin hepsinde aslında derin bir matematik var. Ha, filoloji, diloloji olması gerekmez mi? Yani mantıken. O zaman mizontaya diyordum. Organize işlere selam olsun. Bilimin ve evrenin dili matematik derken çok basite indirgememeniz gerektiğinden bahsediyorduk. O halde biz mühendislik, bilim, astronomi bunların hepsini incelerken derin bir matematikten bahsediyoruz. Bu aşamaların hepsinde, özellikle de mühendislik bilimlerinde. Dikkat ederseniz matematik bilmeden başarabileceğiniz hiçbir şey yok. Şimdi bakalım, herhangi bir inşaat temelinden başlanacağını düşünelim. Aşamalarıyla analizlerini yapalım. Önce bir arsa bulduk. Pazarlık payı var. O arsayı satın alacaksınız. Arsayla ilgili tüm tetkikleri yaptıracaksınız. Acaba metrekaredeki çekme payları ne kadar, dikeceğiniz bina ne kadarlık alana sığdırılabilir? Bunlar da bir matematik. Sonra ne yapıyoruz? Zemin analizi. Yani zemin etütü. Peki zemin etütünü yaptıktan sonra bir sonraki aşama ne? Kullanmamız gereken malzemenin oranları. Bunları belirliyoruz. Bunun bir statik projesi çıkarılıyor. Akabinde peyzaj mimari, iç mimar, birçok mimari projeleri ortaya çıkarılıyor. Bunların hepsinin de içinde bir matematik var. Ve sonra aşama aşama temelden dikmek istediğiniz binanın son katına kadar bir matematik kurgusuyla, tabii ki diğer bilim dallarından da yardım alarak devam ediyorsunuz. Ama bakın, tekrar söylüyorum, işin temelinde matematik var. Şimdi bir diğer mühendisliğe baktığımızda, örneğin bilgisayar mühendisliği. Biliyorsunuz biz sayılarda onluk taban sistemini kullanıyoruz. Mesela bilgisayar İkilik taban sistemine göre çalışıyor. Yani birler ve sıfırlardan oluşuyor. Burada da çok derin bir matematik var. Yazdığınız her kod, her satır sizin için bir matematiksel ifadeyi temsil ediyor. Mesela ASCII tablosu. ASCII tablosunda her karakter bir sayıyı temsil ediyor. ASCII tablosundaki değerlere ulaşabilmeniz için ikilik tabanda sıfır ve birlerden oluşan sayı örüntüsünü oluşturabilmeniz gerekiyor. Şimdi tabii günlük hayattan bahsettik, alışverişten bahsettik, bilim ve mühendislikten bahsettik. Bu işin bir de spor ve sanat kısmı var. Bakın arkadaşlar, örneğin bir sporcusunuz ve iyi bir kondisyona sahip olmak istiyorsunuz. Ancak bu kondisyonu yaparken de kaslarınızı çok yormamak, yani sakatlanmamak istiyorsunuz. Mesela vücut kitle indeksinizin çok iyi bakılması ve kas oranınızın iyi belirlenmesi, buna göre bir antrenman programının çıkarılması gerek. Aslında burada bir algoritma var. Bu algoritma aslında günlük yaşantınızın da birçok noktasında. Sabah uyandınız, bu bir algoritma. Kalktınız ve antrenman programınız için gerekli gıdaları tüketmeye başladınız. Alın size algoritmanın ikinci döngüsü. Tüm algoritmalar sizin tüm yaşantınızda karşınıza çıkan şeyler. Yani beyninizin yaptığı programlar. İşte sporda da bu programlardan destek alarak vücudunuzun ve yaşantınızın doğru yönelimlerine ihtiyaç duyarsınız. Nitekim birçok takım çalışması olan futbol, voleybol, handbol, basketbol gibi sporlara da baktığınızda hepsinde bir matematik var. Neden mi? Çünkü karşı rakibi yenebilmek adına kurduğunuz her şey bir matematiksel hesaplama aslında. Daha çok defans mı yapmanız gerekiyor? Hücum odaklı mı oynamanız gerekiyor? Spor malzemelerinde kullandığınız materyallerinizin bile vücudunuza bırakacağı etkiyi hesaplamak zorundasınız. Bugünün şartlarında futbol, basketbol, voleybol, handbol takımlarının forma seçimlerine dikkat edin. Daha çok ter çeken, daha çok vücutta rahatlık sağlayan, aslında oyuncuların, sporcuların olabildiğince rahat hareket etmesini sağlayan kıyafetler tasarlanmakta. Bunlar da bir matematikten ibaret aslında. Şimdi sanat kısmına geçtiğimizde ise tabii ki en büyük yapı müzikte. Çünkü müzik aslında A'dan Z'ye matematik.
Bakın Pisagor rasyonel sayılarla ilişkilendirdiği ilk ifadeyi demir ustalarının demir döverken demire vurdukları çekişlerde çıkan seslere odaklanarak buluyor. Bu keşfi aslında sadece ve sadece yürürken fark ediyor. Duyduğu müzik ona çok garip geliyor. Çünkü her vuruşta farklı tonlar yakalıyor. Sonra vurdukları demirin aslında vurdukları kesir kadar ki yani 13 parçaya böldüğünüzde 13'te 3'lük kısmına vurduğunda başka bir tını alırken 15'te 2'lik kısmına vurduğunda başka bir tını aldığını fark ediyor. Ve burada bir demire vuruş esnasında kesirlerin ne kadar önemli olduğunu keşfediyor. Aynı zamanda frekanslara odaklandığımızda yine matematiğe değinmiş oluyoruz. Diyapozona vurduğumuzda çıkan frekans tamı tamına 440 Hz. Yani bu bizim aslında La notasının ana karar notamız. Bir oktava çıktığında tam olarak 2 katı, 2 oktav olduğunda tekrar 2 katı. Yani her seferinde oktav artışlarında bir öncekinin 2 katını alarak karar tonuna ulaşmış oluyor. Yani müzik yapabilmek için de çok iyi matematik biliyor olmanız gerekiyor. Diyapozon sayesinde bütün enstrümanlar kendini bu 440 Hz'e sabitliyor. İşte burada tüm enstrümanların farklı tonlarını bir tınıda duyuyoruz ve birlikte çalışmanın matematiğine şahit oluyoruz. Yine sanat kısmının başka bir aşamasına baktığımızda görsel sanatlar, heykel, ebru sanatı, birçok sanat diliminde aslında perspektiften altın orana, çizim ve görsellerin tüm hepsinin derin bir matematikle inşa edildiğine şahit oluyoruz. Matematik aslında işte tam da bu yüzden hayatın her noktasında. Son olarak ne şanslıyız ki matematiğe, bilime, sanata bu kadar önem veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde gidebildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yer alıyoruz. Yaşadığımız bu topraklarda vatanımızın her aşamasını bir ileri seviyeye taşıyabilmek adına her gün daha çok çalışmak, daha çok heyecanla bu vatana sırılsıklam aşık olmak zorundayız. Çekim yaptığımız gün itibariyle bugün 10 Kasım 2024. Ulu Önderimiz, baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümü. Onu rahmetle ve minnetle anmak bize düşecek en değerli şey. Ama daha değerlisi bu kadar bilime, eğitime, hayatını adamış bir insanı ışıklarıyla aydınlanmak, yürüdüğümüz her yolu onun ışığıyla aydınlatmak boynumuzun borcudur. Rahmet ve minnetle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.